abi. Yalan. Yalan oğlum. Çatalca Kabakça yolunda. Şınar Kabak 3. çiftlikte yaralılar var. Yorma kendini. Acil yorma oğlum. Yorma. Yorma, kurtaracağım seni. Leyla! Cengiz yapma. Cengiz ne olur ateş etme. Ateş etme. Ateş etme! Ateş etme! Selim Seriz, ben onun oğluyum. Padişahın oğlu da olsam fark etmez. O hesap ödenecek. Abicim bak, gelin anlaşalım. Ya bu hesabın sonundan bir tane sıfır atalım. Yani 42 bin yerine bunu 4200'e el sıkışalım ha. Ya o bile fazla ama bu kadar yani güldük, eğlendik, içtik. Onunla sesimiz çıkmaz. Kafamı buluyorsun lan sen benimle ha? Abicim ne kafası ya? Yani abi 42 binden hesap mı olur Allah aşkına ya? Yani bunu kime göstersen kazıklandığımızı söyler ya. Ya düğün mü yaptık abi? Kazıklandık derken? Ya abicim gözünü seveyim, tatlı tatlı konuşup halledelim şu meseleyi. Masada ondan şişe açtarken iyi değil mi? İçeride bu kadar kıvırtmıyordunuz lan. Kaç şişe şampanya açtırdıysanız hepsi adisyonda işaretli. Abi biz açtırmadık ki, o kendiliğinden açtırdılar onlar. Biz şey yapmadık. Evet abi, pat pat patlattı abiler, ablalar ya. Biz bir şey yapmadık ya. Biz yemek bile yemedik abi. Biz karnımız tok geldik, evde yedik geldik. Masada yediğimiz işte 3 tane portakal, 2 tane muz, 1 tane havuç. Abi yılın acil ne yapıyorlar? Ne kırdınız lan yine? Bir şey değil abi valla. Bir şey değil ha. Bir şey değil. Babam mı alıyor lan onları? Git oğlum. Ah, abi ne yapıyorsun? Vurma abi. Abi ne yapıyor abi? Babanı ara, babanı ol. Bu heriflerin şakası yok. Ara. Ya pavyondayım mı diyeceğim? Ne diyeceğim diyemem. Bir şey değilmiş. Bardakmış. Bana ödemediler bunlar parayı. Ödeyecekler. Eşek gibi ödeyecekler. O zaman arkadaşları içeri alalım. Burada böyle boş boş durmasınlar. Gerisi neresi? Yürü lan. Abi kimi nereye alıyorsunuz? Alamazsınız. Yürüyün. Abi. Bizi nereye alıyorsunuz abi? Yürü lan. Alamaz. Abi. 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 Şeyler yapalım. Konuşalım tatlı tatlı. Yürü lan. Yürü. Abi bizi nereye alıyorsunuz? Yürü lan. Uygun adım abi. Aldılar. Tamam tamam, merak etme, atlatacak burada her şey olduğu gibi. Nasıl? Niye buradayız o zaman? Niye oğlum alıp eve gidiyoruz? Süleyman.
Önüme atladı. Beni kurtarmak için. Önüme atladı. Seviyorum. Seni çok seviyorum. Selim sen iyi misin? Yani bende bir şey yok. Ben iyiyim. Yaman evladım. Sağlıklı çıksa şu kapıdan. İyiyim ben. Ne oldu? Bitti mi ameliyat? Hayır maalesef devam edemiyoruz. Kurşun kalbi çok yakın. Tehlikeli bir yerde. Şimdi kalp cerrahı hocamıza görüştüm. Haber bekliyoruz. Bizim şey var. Asım Bey'in doktoru kalp cerrahı. Onu arayalım hemen. Ben arayayım onu hemen. Yani nasıl istersiniz? Şu an endişelenecek bir şey yok. Tamam ben arayacağım. Aç şunu, aç şunu. Aç şunu. Aç şunu, aç şunu. Aç şunu. Ah benim aptal kafam, benim salak kafam ya. Ya pavyon senin neyine? Mis gibi otursana lan evinde. Tamam sızlanma. Ya onun oldular kaçış yok. Ya anca beraber kanca beraber deyip benim de başımı yaktınız ya. Ya bari ben kalkıp giderim dediğim zaman kalksaydık yani. Uzatmanın manası yok ya. Aramızda toplanıp ödeyeceğiz artık. Güzellikte olmasa zaten zorla alacaklar. Dağ başı mı ya burası? Adamlar odaya kilitledi oğlum bizi. Ne diyorsun hala? Ulan bunlar bize senet menet imzalatmasın zorla. Asıl o zaman
Oğlum var ya, babam duysa keser beni ya. En iyisi aramızda toplaşıp ödeyelim. Yuh. Enayi gibi ödeyecek miyiz yani? Başka ne yapacağız abi? Oğlum siz manyak mısınız ya? 42 bin liralık hesap nerede görülmüş? Ben harbiden düğün yaparım o parayla. Ya bir konuşma, daha beter sinirimi bozma. Saf gibi peşine takıldık. Kral yer, kral yer diye diye batakhaneye getirdin lan bizi. Dansözlerle oynarken Murat baba kralsın diye yüzümü yalayan kimdi o zaman? Ortak mısın lan bunlar lan? Ne diyorsun lan sen? Oğlum bak ağzını yüzünü kırarım senin ha. Sakin sakin, birbirimize girmeyelim lütfen ya. Tamam, bu naneyi birlikte yedik. Hep birlikte toparlayacağız, temizleyeceğiz. Başka çaresi yok. Ha Orkun, gel abi gel. Gel. Elif. Mert. Abi kızları niye var verdin ya? Ne desen haklısın. Olur, inan bana. Ya da inan bana, ne bileyim. Kapıyı sor. Elif ne oldu? Elif bir şey mi oldu? Elif ne oldu söylesene. Yaman vurulmuş. Ne? Ne? Aydın Selim. Çok büyük geçmiş olsun. Uzun ve zorlu bir ameliyat oldu. Allah'ım. Ne zaman görebileceğiz peki? Akşamdan önce göremezsiniz. Ameliyathaneden direkt kardiyoloji yoğun bakımına alınacak. İyi ama değil mi? İyileşecek. Daha çok genç. Kısa sürede kendini toparlamaması için hiçbir neden yok ki. Akşama odaya çıkacak mı yani? Her şey yolunda giderse yarın öbür gün alabiliriz. Hastayı uyutmamız lazım biraz. Uyusun tabii ya. Dinlensin. Aslanım benim, yamanım. Çok teşekkürler Hocam Bey. Hepinize çok teşekkürler. Hakkınızı helal edin. Vallahi hocam tam zamanında gelmiş. Teşekkürler hocam. Adı Yaman'dı değil mi? Yaman olanmış. İyi dayandı evladım. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Bir saniyecik olsun, göremez miyim? Ne olursunuz, hiç mümkün değil mi? Gel. Ya şimdi bu güzel de bir yukarıdakileri de verelim. Hadi. Gel. Yandı mı? İyi mi? Gözümüz aydın, çok büyük geçmiş olsun. Hastamızı bir süre daha yoğun bakımda misafir edeceğiz. Yaman. Yaman hadi oğlum, yan artık. Hadi Yaman. Hadi oğlum. Yaman bak kim var burada. Bu güzel kız için uyan Yaman. Hadi oğlum. Derin derin nefes al. Hadi oğlum. Hadi nefes al. Hadi sevgilim. Hadi oğlum, derin derin nefes al. Yaman. Hadi uyan. Hadi bana geri dön, hadi ne olur. Hadi uyan.
Elimi sıktı. Elimi sıktı. Elimi sıktı. Allah'ım aşkına. Elimi sıktı. Hadi olsun. Seni çok seviyorum. Duyuyor musun beni? Seni çok seviyorum. Hadi açık aşkına. Hadi siz dışarı alalım. Derin derin nefes al. Hadi. Açıkta kalayım ne olur. Hadi olsun. Öğleden sonra yine gelirim ben. Aklım sizde. Biz iyiyiz, merak etme. Sen işlerini hallet. Olur mu? Gelirim ben. Yanında olmak istiyorum. Tamam, buradayım ben. Görüşürüz. Sen de kendini yormamaya çalış. Bir gelişme olursa konuşuruz. Ararım. Pardon. İki simit, iki portakal suyu alabilir miyim? Bir de çay ve sade filtre kahve. Tamam, lütfen. Efendim. Sedefçi. Sedef'cim hadi sen eve git. Yok iyiyim ben. Burada beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Bir şey olursa ararım ben seni. Hayır, burada olmak istiyorum. İyi. O zaman bir şeyler ya. Mertler nerede? Yoğun bakımın önündeler. Mira içeride hala. Sağ ol. Peki sen nasılsın? Çay bana, kahve hanımefendi. Cengiz sırlarıyla gitti. Yine elde var sıfır. Nadir ne olacak? İçerideki adama yeni hikayeyi ezberletecekler. Bütün bu tezgah Cengiz'in üstüne kalacak tabii. Nadir de aklanacak. Elini kolunu sallaya sallaya çıkacak mı hapisten? Yarın gözaltı süresi de oluyor. Yeni bir devir bulunamazsa. Dışarıda. Adamın kurduğu düzene bak ya. Tıkır tıkır işliyor. Delirmemek işten değil ya. Yani. Dün gece Çatalca civarında bir çiftlikte silahlar patladı. Sinan Enveroğlu cinayeti nedeniyle yurt dışına çıkışı yasaklanan Cengiz Taner, biri ağır olmak üzere iki kişiyi yaraladı. Polislerin olay yerine geldiğini duyunca da teslim olmamak için bu kez aynı silahla kendini öldürdü. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nadir Baktiroğlu'nun yanında çalışan Cengiz Taner'in olayla bağlantısı araştırılıyor. Arkadaşlar, Cengiz Nadir Bey 40 yıllık adamıydı. Biz de bilmiyorduk bu işlere karıştığını. Önce ortalığı karıştırmak için suçu Nadir Bey'in üstüne atmış. Sonra da kaçmak için rehin almış Nadir Bey'in hanımını. Biz de durumu polise bildirdik. Selim Bey'e de haber verdik. Ama olaylar tabii çok büyüdü. Yani böyle. Hasan abi. Dediğim gibi Nadir Baktıroğlu'nun suçsuz olduğu maalesef bu şekilde anlaşıldı. Yaşa be Hasan. Aferin sana. Görüyorsunuz değil mi? Sonunda kendi kazdı kuyuya, kendi düştü. Yarın saat 11'de hakim karşısına çıkacaksınız. Teşekkür ederim memur bey. Sonunda bu kâbis bitiyor inşallah.
teşekkür ederim. Hiçbir şey gitmiş değil. Söylediklerini duydun. Korkma. Korkma. Son söylediklerini dinlemeye devam et. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Eğer işler ters giderse Nadir'sini yaşatmazsın. Birlikte kaçacağız. Nereye? Merak etme. Ben her şeyi ayarladım. Şimdi bilmem. Daha iyi. Benimle gelir misin? Hep kaçacak mıyız? Eğer bu adam içeride kalırsa kral olursun. Ama çıkarsa ortadan kaybolmamız şart. Bir şey olursa da seni koruyacağım. Söz veriyorum. Getirdim. Önce bir lokma bir şey at ağzına. Gel. Al kızım. Yaman'dan haber var mı? Giray ameliyat iyi geçti diye aradı ama sonra bir daha aramadı. Sen geldin bir daha. Gelmedi ama Hasan abi gelebilirler dedi. Cengiz'in eşyalarını dokunmayacakmışız. Kalanları yani. Ne olur ne olmaz dedi. Zaten alacaklarını aldılar ama. Leyla, biz buradayız. Bir şey istersen seslen. Yalnız bırakma sakın bunu. Ağrımıyor değil mi? İyi misin? Ağır kesici alıyorum. İyi ki ameliyatlı yerine gelmedi. Gelseydi çelikten sekerdi. Yakında bu kolu gözden çıkaracağız galiba. Ya söyleme öyle. Senin gecen nasıl geçti? İyi. Konuştuk. Özlemişim eşeği. Mesajını da aldım bu arada. Şarjım bitmişti. Tahmin etmiştim ben. Öylesini aradım zaten. Korkulacak bir şey yok yani. Taleplerini mantıklı bir seviyeye çekersek boşanacağız. O iş bende. Diyorsun. Hadi iş. Kaçırmış. Her şeyi yeni öğrendim. İyi misin? İyiyim.
Bekliyoruz işte. Yaman nasıl? Aa, annem de gelmiş. Görebildiniz mi? Gördüm. Uyuyor. Elimi sıktım. Ah, çok şükür. Ne zaman uyanırmış, bir şey söylediler mi? Ya aslında siz bir gidin, belki sizi de alırlar. Yavrum geçmiş olsun. Ağlama bak. Kurtuldu işte. Bugün bir daha anladım. Yaman'ın karnına ölsem bile şırmam ben anne. Dayanamam. Bugün ben de ölüyordum neredeyse. Şişt, söyleme böyle bak. Kimseye bir şey olmayacak. Bana söz ver. Yaman iyileştikten sonra bana asla kötü davranmayacaksın, tamam mı? Lütfen. Çünkü artık hep benim yanımda olacak, hep hayatımda olacak. Sen bunu alıştıramadık kendine. Tamam bir tane. Tamam. Söz verir. Lan cüce, amma uyudun lan. Nasılsın oğlum? Ağrın sızın var mı? Yok anne. Ben net et. Arkasına bir yastık koyalım. Bana bak, bu rahata fazla alışma ha. Doktor bey bugün çıkabilir dedi. Emin misiniz ya? Bu kadar çabuk mu? Oğlum kaç gündür yatıyorsun lan? Git biraz da evde yat. Yeni yılı evinde ailenle birlikte geçirirsin, fena mı? Sabahlara kadar dance dance. Aa, azdırma çocuğu. Oturacak annesinin dizinin dibinde. Selim abiler nerede? Kim? Selim abi, Mert. Eve mi gittiler? Onlar kim? Ya dalga mı geçiyorsunuz? Mira nerede, dışarıda mı? Anne. Sayıklıyor mu hala? Oğlum senin ilacının dozunu falan mı arttırdılar? Mira ne lan? Koş koş hemşireyi çağır. Çağırma çağırma. Telefonum nerede benim? Orada. Ya bu eski telefonum nereden bulunur? Oğlum başka telefonun mu var senin? Yenisi nerede, yenisi? Oho işte oğlum, başka yok ki. Uyandı mı? İyi, hadi geçmiş olsun. Hesabı halletmemiz lazım. Tamam, ben halledeceğim. Bakalım kaç ekstraya mal olacak. Sana ne? Sanki çıkarsan söylüyorsun. Yaman, oğlum, manyak mısın oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Dur, doktor gelseydi, görseydi. Ya siz benimle kafa mı buluyorsunuz ya? Vurulma anında acaba diyorum, düştüğümde kafanı mı vurdun?
Yemedim, haberiniz olsun. Abi ne haber ya? Merhaba buyurun. Sen de mi Recep abi? 15 günde beni hafızanızdan mı sildiniz ya? Yaman ben Yaman. Kime gelmiştiniz? Serezlere. Soyadınız? Koper. Bir dakika bekleyin. Yaman Koper değil mi? Buyurun. Selim Bey sizi bekliyor. Sağ ol. Baba geldi. Selim abi. Yaman. Ulan Mert, bunlar hep senin başının altından çıkıyor değil mi? Seni var ya bir elim... Hop hop hop! Bir dakika. Abi bu yine koma şakası yapıyor. Siz de bunun şakalarına alet oluyorsunuz. Var ya alacağınız olsun ya. İyi misin sen? Vurulmuşsun, haberin geldi. Abi sen de benim yanındaydın. Bak ben sana o zaman da söyledim. Tek bir şartla yanında olurum, başını derde sokmayacaksın dedim. Ama gördüğüm kadarıyla sen vazgeçmemişsin. Ne alakası var abi? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Derdin ne senin? Ha? Açık açık söyle. Aydan sonra niye geldin buraya? Hadi hiç vaktim yok, çabuk söyle. Çok. Çağırmak zorunda bırakma. Selim abi ne olur yapma ben. Geçen seneden beri burada yaşıyorum. Bunun devreler tümden yanmış baba. Hayır burada falan yaşamıyoruz. Sen de burada yaşamasın. Tamam ben seni misafir etmeyi düşünmüştüm ama ta o zaman Ender izin vermemişti. Ha, bu çocuk mu? Ya koca bir yılı birlikte geçirdik. Niye beni tanımıyormuş gibi davranıyorsunuz? Mert. Kardeşim. Biz seninle kardeşiz. Can dostuyuz. Ya kusura bakmayın ama öyle bir şey yok yani. Benim hayatımda böyle dost diye bir kavram hiç yok yani. Pek rastlanan bir şey değil. Allah'ım ben rüyada mıyım? Delireceğim ben ya. Ya sen Eylül diye bir kıza aşık değil misin? Hatta teknem var. İsmini Eylül koydum. Herkes öğrenmiş. Mogadishu. Onu da herkes biliyor mu? Mogadishu derken? Somali'nin başkenti olan mı? Hayır değil. Ya sen Eylül'le sevgili olduğunda aranızdaki gizli şifre. Anlasana oğlum. Ya bizim de Eylül'le merhabamız bile yok. Ne sevgilisi ne şifresi ya. Yaman yeter. Gerçekten sabrım taşıyor. Abi. Ben Ender Hanım'ın
Öldüğü kazadan kolunda kalan izlere kadar her şeyi biliyorum. Platin taktılar koluna. 36 dikiş atıldı. Günlerce hastanede yattım. Başında biz bekledik. Ya bak. Bırak. Nasıl olur ya? Artık sen fazla olmaya başladın. Hayatımız hakkında araştırma yapmışsın belli. Ama yapmışken keşke doğrusunu yapsaydın. Evet, Ender bir kazada hayatını kaybetti ama yanında ben yoktum. Nasıl yani? Sinan Enveroğlu? Evet, o vardı. Sevgilisiyle birlikteydi. Gazeteleri doğru düzgün okusaydın bilirdin. Aşkım, para falan mı istiyor acaba? Bak, eğer amacın buysa ben sen senelere sadaka falan vermem. Bunu bil. Bu ziyarette fazla uzadı. Hadi. Tamam. Hadi, hadi. Tamam. Tamam. Çıkıyorum. Mira! Yaman! Selim abi! Yaman, oğlum Mira. Çıktı Serbat. Yine başını derde sokma. Çık yoksa polis çağıracağım. Çağır oğlum ya, hemen gelsinler. Bir dakika. Sabah sabah ne aksiyon oldu ya? Çık oğlum dışarı. Ya Selim amca, kim bu adam? Ne istiyor ablamdan ya? Şimdi polis çağırıyorum. Abi ne olur sadece bir dakika izin verin abi, lütfen. Seni hatırladım. Sen o çocuksun. Salt Yaman. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Mira bak. Çok kötü şeyler oluyor. Beni ancak sen anlayabilirsin. Ne oluyor? Silahlı bir çatışma çıktı ve ben vuruldum. Hastaneden uyandığımdan beri kimse beni tanımıyormuş gibi davranıyor. Selim abi, Mert, hatta sen bile. Sanki o geçtiğimiz bir sene hiç yaşanmamış gibi davranıyorsunuz. Yaşanmadı zaten. Sen hiç hayatımıza girmedin ki. Merhaba merhaba sonra gittin. Sen çok farklısın. Benim Miram'dan çok farklısın. Sen saçına ne yaptın? Ha. Kadınlar mutsuzken saçlarıyla oynar ya, klasik. Deniyorum işte. Ne oldu, niye mutsuzsun? Aslında bir yabancıya anlatılacak şeyler değil. Uzun hikaye. Hayat işte. Özet geçmek gerekirse, sevgilim beni defalarca aldatan bir öküz çıktı. Annem babam kavga dövüş boşandı. Ben bütün içimi annemden çıkarttım. 6 aydır konuşmuyoruz. Şimdi tek kaldım işte. Salt Mira. Ben varım. Seni seviyorum. Tanısan severdim belki. Mira, ben zaten seni tanıyorum. Ben seni herkesten daha çok tanıyorum. Bu akvaryumun içinde nefes alamadığını, piyanoya ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Hayallerini, aileni ne kadar çok sevdiğini, her ne olursa olsun onları hep affettiğini, makarnaya hamur yaptığını ama limonatada harikalar yarattığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü seni seviyorum. Saçlarını, kokunu, gülüşünü, her şeyini.
Hasta olduğun için değil. Sadece var olduğun için seviyorum seni. Hastalığımı da biliyorsun. Evet. Kimsenin bilmesini, sana bu yüzden farklı davranmalarını istemiyorsun. Sürekli bu konudan konuşmaktan sıkılıyorsun. Ve ben de bu yüzden sana bu konuyu hiç açmıyorum. Hastalığın olduğunu hiç hatırlatmıyorum. Sadece yanında duruyorum. İhtiyacın olduğunda uzanabileceğin, elimi tutabileceğin kadar yakın. Hiç etmemedin ki. Doktoru çağır. Çabuk doktoru çağır. Yaman. Yaman nefes al. Seviyoruz. Çok seviyoruz. Hiç ayrılmadık mı? Bir kere. Benim yüzümden. Sen de mi aldattın beni? Asla. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Seninle tanışmak başıma gelen en güzel şeydi. Seni sevmek yaptığım en doğru şey. Hayatımda hiçbir şeyden seni kaybetmekten korktuğum kadar korkmadım. Bizim sevgimiz hayatımdaki en gerçek şeydi. Şimdi onu kaybettiğimi düşünmek bile benim nefesimi kesiyor. Eğer bana inanmıyorsan kalbini dinle. İnanmak istiyorum. Bu anlattığın sevgi o kadar derin, o kadar güçlü ki bu hikayenin kahramanı olmak için her şeyimi verirdim. Öylesin. Değil. Ben seni tanımıyorum. Mira. Ama kendimi çok iyi tanıyorum. Eğer anlattığın gibiyse birbirimize bu kadar aşıksak geri dön. O Mira'ya geri dön. Kim bilir şimdi ne kadar perişandır. Onu daha fazla mutsuz etme. Bana umut ver. Benim için ona geri dön Yaman. Bana bu hediyeyi ver ki ben de bir gün bir yerlerde gerçekten mutlu olduğumu bileyim. Seni bırakmak istemiyorum. Geri dön.
onu sevmeye devam ederim. Ona geri dön. Ona geri dön yanımdan. Sesim geliyor. Uyan be. İyi misin? Ay Yaman, iyi misin? Çok özledim seni. Beni? Kardeşim. Seninle tabii, herkese. Hepinize. Ya biz de seni çok özledik Yaman ya. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Anneni şimdi eve gönderdim. Kadıncağız çok uykusuz, çok yorgundu. Abinle birlikte gittiler. Abim iyi mi? Ay çok iyi, çok iyi. Vallahi verilmiş sadakası varmış. Burnu bile kanamadı. Cengiz. Öldü. Yani yakalanacağını anlayınca intihar etti. Ama tabii artık konuşmuyoruz bunları, değil mi? Hepsi geçti bitti. Kötü günler geride kaldı. Artık. Al oğlum şunları, çay da getir. Ama Yaman uyandı. Biraz önce kendine geldi. Abi. Yaman. Yaman. Oğlum. İyi misin sen? Beni bırak, asıl sen nasılsın? Ödümüzü kopardın. Asıl sen bana sor. Çok kötü bir rüya gördüm. Ne oldu? Meğer ben sizde hiç yaşamamışım. Geldiğim gibi geri gitmişim. Allah Allah. Nasıl bırakmışım? Oo, alternatif evrene geçiş. Tam benim kalemim olaylar ha yani. Eve geliyorum. Hiçbiriniz beni tanımıyorsunuz. Bir yabancıymışım gibi davranıyorsunuz. Ay Allah korusun ya. Bu resmen kabusmuş. Ben? Sen. Sen beni geri gönderdin. Geri dön, beni sevmeye devam et diye. Sen benim hayatımı kurtardın. Biliyorsun değil mi? Ölüm atladım. Diyorsun siper ettim. Gördüğün rüyayı unut. Hemen. Sen benim için hiçbir zaman bir yabancı olamayacaksın. Kardeşim çıtayı öyle bir yükselttin ki. Ya kaçımı yırtsam hiç artık bunu aşamam yani. Ya Mert ya. Sakın ha, canınızı okurum. Canınızı okurum. Thank you.
Selim aradı. Yaman tamamen kendine gelmiş. Çok şükür. Ben de oraya gidiyordum. Anneme haber vereyim. Bir dakika. Aramızdaki huzursuzluğun farkındayım ama Yaman bizim canımız. Onunla bağımız şimdi eskisinden de güçlü. Sizin için de üzülmesini istemiyorum. Bir problemimiz kalmasın. Anlatabiliyor muyum? Öyle diyorsanız. Cengiz o gün sana boşuna gelmedi değil mi? Seni Nadir'in adamı olarak görüyordu. Öyle misin? Ben sadece orada çalışıyorum, o kadar. O adam bugüne kadar hiçbir adamın öylesine atmadı. Seni orada işe aldıysa sana yanaşmaya çalışıyor demektir. Ben kolay bir lokma sayılmam. Siz beni merak etmeyin. Olsun. Onun bir bildiği vardır mutlaka. Sana başka bir iş bulalım. Hayır. O herifin bir bildiği varsa benim de var. Siz beni düşünmeyin. Dediğim gibi. Bizim Yaman'la bağımız artık kopmaz. Bu seninle de bir bağımız var anlamına geliyor. Yani düşünmek zorundayım. Sedef Hanım. Anneme, kardeşime sahip çıktınız. Teşekkür ederim. Ama Yaman hastaneden çıktıktan sonra ben yoluma gideceğim. Annemi de yanıma alacağım. Ve her şey eskiye dönecek. Eskiye dönsün istemiyorum. Eskiden daha iyi olsun istiyorum. Teşekkür ederim. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben kendi imkanlarımla daha iyisini yapmaya çalışacağım. Şimdi gideyim anneme haber vereyim. O da oğlunu görsün. Seni böyle hatırlamayacağım. Kimse sizden mezarlığında olduğunu düşünmeyeceğim. Hep beni koruyan Cengiz olacaksın benim için. Beni sevdiğini sorarken hatırlayacağım seni. Hala vedalaşamadın mı bu itle? Bu kadar mı korkuyorsun benden? Al bakalım. Al. Güzel kızın bu yaşları silmek bana kısmet oldu bak. Hı? Gerçekten unutma onu. Ölüm onun için bir hediye oldu. Eğer bana ihanet edersen ölmek için yalvaracaksın. Sevdiklerinin acılar içinde can verdiğini görmeden ölmene izin vermeyeceğim. Anlıyorsun değil mi? Hı? Güzel. Aferin. Tamam abi ya. Kaldırma kolunu, kaldırma. Ben giydireceğim. Acele etme oğlum. Başın dönerse otur biraz. Kendini kötü hissedersen zorlama, tamam mı? Yavaş. Yavaş. Anne ben iyiyim ya. Tamam iyisin de heyecanlanıyorum işte. Bunlar nereden çıktı? Hastane dizilerini teyzem aldı. Geçmiş olsun hediyesi. Sağ olsun. Pek de yakıştı. Ya. Bana bak.
Annemin değerlisisin. Bana göre değerini bil. Bilmez miyim? Yürümeye hazır mısın kahraman? Hazırım. Hadi bakalım. Hadi. Aman abi dur. Tamam. Yavaş kalk kadın, tamam mı? Bak ağır ağır karşıya bakacaksın. Ağır ağır böyle birkaç adım atsan bile yeterli. Yetmez. Daha dışarı çıkacağız. İnşallah. Dur. Mira geliyoruz. Boş izin aldık. Bu sefer organizasyon büyük ortak. Öyle gözüküyor. Yalnız arkadaşlar öpmek yasak. Doktorun kesin talimatı var. Ay en çok Orkun üzülecek. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir an önce iyileşirsin inşallah. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi bakalım gönüllerin kahramanı Yaman geliyor. Hadi bakalım. Orada ne? Ne halde? Hadi baş. Evet, etti iki. Artık ben de, Selim de hayatımızı sana borçluyuz. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Olur. Teşekkür ederim. Hepinize. Biz sana teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz, iyi ki varsın. Sadece kahraman olduğun için sevmiyoruz tabii seni. Ayrıca... Ben tekrar hastalandığım için bana geri dönmediğini de biliyoruz. Sen... Evet. Bildiğini biliyorum. Açın. Ay pardon. Yavaş. Aman Sude Hanım, şeytan da olur. Aşk olsun. Yaman'cığım, bugün senin doğum günü sayılır. Yaman'ı yormamak için ben bir şeyler söylemek istiyorum. Yaman'cığım, ben sadece kendi adıma değil, herkes adına sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sen aramıza katıldığın günden beri hepimizin hayatına bir şekilde dokundun. Ailelerimizden bir parça oldun. Hatta senin sayende büyük bir aile olduk. Bize kattığın bu zenginlik için ben sana teşekkür etmek istiyorum. Seninle ilgili ne kadar haklı olduğumu herkese sen ispatlayacaksın demiştim. Yüzümü hiç kara çıkarmadın.
Seninle gurur duyuyorum. Oğlum. Ya hadi üfle de ağzımız tatlansın. Ya durdu ben yarayayım. Tanıştığınız dansözlerden birini çağırsaydınız, öyle daha renkli bir kutlama olurdu. Bir de o iş var değil mi ya? Ya daha o iş var bir de. Unuttum sanma, bütün detayları tek tek konuşacağız. Ya düşene de bir tane de sen bunun be kelebek. Kaç tanem benim ya. Zaten biz cezamızı bulduk. Tatlıları meyveleri üşütüp götürürken hesap geldi. Halini bir göreceksin. diye yedikleri boğazında kaldı. Ay ilk defa görmüş gibi her şeyi yedin mi Mert? Ne ayıp ya. Ya sen hiç konuşma zaten ya. Allah Allah. Böyle böyle göbek atıyordu ya. Böyle ya. Allah. Bir yerden kırmadığı kaldı yani ha. Bir de şarkılara eşlik etmiyorlardı. Şarkı söylüyorlardı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar sırf yani sırf çektikleri işkence için çıkarttılar bizi o hesabı. Hesap mı oldu hesap? Ay bizi görünce insafa geldiler de biraz düşürdüler. Öyle insaf mı olur? Hala 12 bin lira borcumuz var. Oh. Onu kadınlara şampanyaları patlatmadan önce düşünecektiniz. Ya biz kimse şampanya falan patlatmadık. Nereden çıkıyor ya bunlar? Tabii. Kesin hiç öyle bir şey olmamıştır. Ya üf, tamam ya. Başını şişirdiniz Yaman Hanım ya. Biraz güzel şeylerden bahsedelim. Neyse yavaştan kaçalım, esir aldık sizi. Yok oturun ya, oturun. Yani doğru söylüyorum, gidelim de uyu biraz. Ya ben günlerdir uyuyorum zaten. İstemiyorum. İyi geceler. Tekrardan geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık, sağ olun. Şimdi ben de çıkıyorum, geliyor musun? Hayır, o kalıyor. Buradayım. O zaman görüşürüz. Bay bay. Benim de içim rahat. Kendine geldin, her şey yolunda. Anneciğim hadi git, bundan sen de çok iyi olur. Yaracığım Yaman, sana emanet. Sen hiç merak etme Nemi teyze, ben de buradayım. Aa, sen kalıyorsan ben de kalırım. Aa! Bir şey ısırdı galiba. Hadi biz de gidelim. Evet. Şimdi biz burada oturacağız, kalacağız. Senin konuşuruz, espriler, şakalar, senin kafanı şişiririz. Biz gidelim, değil mi? Tamam oğlum. Hadi arkadaşlar, talihe hadi. Hoşça kal. Bir daha bizi bu kadar korkutma, tamam mı? Sen çok değerlisin. Eksik olma. Ay ya. Unuttum. Ne unuttun?
Ya bugün blogdan kazananların ismini yayınlayacaktım. Ne kazananı ya? Aa, yaptın mı onu? Yaptım tabii. Ay süpersin. Ya Adana çekiler adam, ne yaptın? Pavyonlarda zaman öldüreceğini sevgilinle ilgilenseydin bilirdin canım. Eylül bloğa başvuru yapan 18 yaşından bir blog takipçilerinden ikisiyle birlikte alışverişe çıkacak. Benim niye haberim yok? Sen o sırada dansözlere para yapıştırıyorsun. Ya bunu önümüzdeki kaç yüzyılda suratıma vuracaksın sen? Ne zaman unutursam. Mert Asım Seriz'in çiftlisi de pek oluyormuş. Hadi geliyor musunuz? Siz gidin. Ben Eylül'lerle gidiyorum. Tamam o zaman, iyi geceler. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hani vazgeçmiştin bu fikrinden? Fikir değiştirdim. Ha, kısasa kısas diyorsun yani. Bana bak, sen büyüdükçe mikserleşiyorsun. Doğru mu gerçekten? Ömer, sen bana hesap mı soruyorsun? Yok canım, ne haddime. Tek bir sebebi yok aslında. İlk ben bilmek isterdim. Ne yapıp edip yanıma gelirdin? Tedavim boyunca yanımda olmak için bütün şartlarını zorlardın. İstemez miydin? İlişkimize hastalığım yönversin istemedim. Bana bu yüzden geri dönmene, o söylediğin sözleri yutmana dayanamazdım. Bunların hiçbiri gerçek duygularım değildi. Sen de bunu biliyorsun. Yine de kimse beni böyle bilmesin. Bu yüzden bana acımasın. Hastalığım yüzünden yanımda olmasın diye düşündüm. Hala böyle mi düşünüyorsun? Sen de öğrendikten sonra döndün bana. Hayır. Neyse. Artık hiçbir şeyin aramızı açmasına izin vermek istemiyorum. Şimdi sen de beni alttan alıyorsun. Ölümden döndüğüm için. Kaybetme korkusuyla. Tabii ki hayır. Ben sadece seni hiçbir koşulda kaybetmek istemiyorum ama. İşte ben de tesadüfen öğrendiğimde ilk böyle düşünmüştüm. Benim yerime Orkun'un senin yanında olmasını kıskandım. Ben de seni hiçbir şekilde kaybetmek istemiyorum. Hep yanımda ol. Hep yanımda olayım. Bana hiç söylemeyecek miydin? Doğru zamanı beklemek istedim. Yani öğrenir öğrenmez sana söyleseydim beni yanına yaklaştırmazdın. Yani önce benden emin ol istedim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anla istedim. Bak. Böyle büyük laflar etmem biliyorsun. Ama şimdi söylüyorum. Bundan sonra aramıza hiç kimse giremeyecek. Ne hastalık, ne kıskançlık, ne büyükler. Şu, bu, o, hiçbir şey. Ömrümüzün sonuna kadar birbirimizin hayatında olacağız. Biliyor musun? O gün sen ameliyattan çıktıktan sonra ben de anneme aynı şeyi söyledim. Yani Asım Bey'le Sude Hanım'ın bugünkü varlığını biraz da buna borçluyuz, öyle mi? Ben seninle evleneceğim ama. Bir gün evleneceğiz. Seni hiç bırakmayacağım. Sen artık benimsin.
Bense uğramak istedi, ben de gel dedim. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yaşanması bir evin varmış. Arkadaşın da çok güzel. Çok incesin. İnce? What does it mean? Kind. She means polite. Oh, all right. Oh, thank you. İstersen İngilizce konuşabiliriz. Oh, hayır. Mahkemele çıkana kadar pratik yapıyorum. Ne yapıyoruz? Suzan Hanım yok. Sohbete kulüpte yemek yerken devam edelim mi? Bana uyar. Bence evde olalım. Rahat rahat konuşalım. O da tamam. Evi severim, biliyorsun. Sen. Bu evi sevdim. Lance. İstersen hanımlar yemek için bir şeyler hazırlarken biz de biraz bir şeyler konuşalım. Bu çok maskülen, no? Hayır, hayır, öyle. Avukat avukat konuştu. Aa, all right. İş başa düştü o zaman. Öyle görünüyor. Bize ciddi ciddi yemek hazırlayın dedi. Suzan Hanım cephaneyi boş bırakmaz. Ha, al işte. Her şey var. Süper. Bir salata yaparız. O iş bende. Acaba kereviz var mı? Geçen gün yapmıştım, seni de çok sevmiştim. Ha! Şanslı günümüzdeyiz. Nasıl gidiyor? İyi. Yani fazla vakit geçiremiyoruz ama aksiyonu bol, güzel. Yani aksiyonu bol derken sizin hayatınızdaki olaylardan söz ediyorum. Anladım. Evet. Sedef'le hiç şartlar üstüne konuştunuz mu? Çekirdek? No, thank you. Çekirdek çok seviyorum ben. Sedef, ben Sedef birbirimizi çok özledik. O işlere girmedik. Zaten imkansız taleplerinizi biliyoruz. İmkansız impossible demek? Yeah. Niye imkansız? Hayatınızda imkansız yok. Esim Şekip Kaya Kralı'nın küçük prensesiyle evlendim. Beni sevmiyorsun. Neden? I'm cool guy. Böyle bir şey yok. Yani sana karşı herhangi bir duygum yok. Çok yakında boşanacağım için seni aileden biri olarak da görmüyorum. Yani böyle bir çabam yok açıkçası. Şu anda sadece Sedef'in avukatı olarak oturuyorum karşımda. Sorry, I gotta take this one. Sorry. Olá, meu amor. Não, não tô bem, que tal? Não está hablando com o advogado. Ah, não posso falar espanhol. É Lúcio da próxima semana. Não, meu amor, era... Mira, qualquer hora que se passa, me vou a vir. Eu te prometo, la próxima semana, meu filho, qualquer hora que se passa, me vou, meu amor. Eu não posso falar só com... Quê? No, no está por allá. No, mi amor, te lo prometo, no está por allá, mi amor. Escucha, escucha. Estoy con el abogado. Yo te amo más tarde. ¿Vale? Prometo, te lo prometo, te amo más tarde, mi amor. Yo también, yo también. Beso. Espera ya, bir işim vardı. Çok problem, çok. Evet, biliyorum. Şartların neresi aklında? Antonia Rigoyas. Seninle evlenmek için çırpınan yeni
zengin nişanlın. Kısacası İspanya'daki yeni işin. Yerinde olsam taleplerim hakkında bir kez daha düşünüyordum. What? What you gonna do? Mahkemeyi yıllarca uzatırım. Sen elindeki yeni fırsatı kaçırırsın. Kısacası eli boş dönersin. Söylediklerimin tamamını anladın mı? Did you understand everything that I said? Yeah. Yemekte devam edin. Tabii. Ne oldu burada? Hiç. Konuşup anlaştık. Yapacağım diye. İçim rahat etmiyor. Rahat ol. İyiyim ben. Ben yanındayken dinlenemiyorsun ama. Ne olur bir tanem. Hadi uyusana azıcık. Bugün çok yoruldun zaten. Ben seni ne dinliyorum? Saçın, kokun. Bana şifa oluyor. Girebilir miyiz? Hayır. Giremezsiniz. Lütfen. Bir aile dostu olarak geldim. Çık dışarı. Görmek istemeyeceğini söyledim ama Nadir ısrar etti. Evet. Yani kendimi suçlu hissediyorum. Cengiz benim adamımdı. Dolayısıyla bu olaydan ben de sorumluyum. Yani onun böyle bir yılan olduğunu anlayamamışım. Gerçekten çok özür dilerim. Şimdi bizi rahat bırak. Aramızda bir sürü anlaşmazlık oldu. Umarım... yani hakkımdaki bu düşünceleri... bir bir ortadan kaldıracağım. Lütfen gidin artık. Ben sabırlı bir adamım. Fakat siz de yanılmış olabileceğinizi düşünün. Lütfen. Geçmiş olsun. Fazla alet etme. Yeter artık. Leyla! Ne olur sana? Lütfen güvenliklere haber verir misiniz? Bu katı ailesi dışında kimseye almasınlar. Bu adam Yaman'a zarar verebilirdi. Lütfen. Zaten bu saatte nasıl ziyaretçi alıyorlarsa anlamıyorum yani. Hastanenin güvenliği falan yok mu canım? Kim arıyorsun? Selim abi. Kapat kapat. Geldi gitti zaten. Ya bilmesi lazım onu da. Yapılacak bir şey yok. Boşuna endişelendirmeyelim. Nasıl aklımıza gelmedi bizim ya? Keşke daha önceden haber verseydik güvenliğe. Bu kadar yüzsüz olabileceği kimsenin aklına gelmedi tabii. Peki sence... doğruyu söylüyor olabilir mi? Yani
Ya gerçekten suçu yoksa? Ben yalan söylediğine adım gibi eminim. Yüzünde çok tanıdık bir maske var. Babamın yüzünde görmeye alışık olduğum türden bir maske. Anlayalım bakalım senin derdini. Geçelim. Senden korkmuyorum. Bu Cengiz seni fazla zehirlemiş anlaşılan. Cengiz'in bu kadar kolay pes edeceğini sanmıyorum. Bence sana sürprizleri olabilir. Ne biliyorsun ki? Hiçbir şey. Ama bana işler ters giderse demişti. İşler ters giderse başka bir planım var. Bence sen Cengiz'in ölüsünden korkmaya devam et. Bence sen çeneni kapalı tutsan iyi olur. Hadi. Kıçına baka baka gitti. Senden korkulur yani var ya ses. Ya adamın böğrüne nasıl bir sol kreşe çaktıysan. Yani arkasına bakmadan uzaklaştı ya. Onu cin olup adam çarpmadan önce düşünecekti. Hey genç nereye? Daha sabah kadar kuduracaktık. Benden bu kadar. Benim biraz uyuyup kendimi şarj etmem lazım. Seni günün kahramanıyla baş başa bırakıyorum. İyi geceler. Hayırlı olsun. Peace. Keşke Deniz'i eve bırakmasaymışım. Bütün eğlence biz gittikten sonra başlamış. Asıl Lens gittikten sonra. Sizin gecenizi de mahvettim. Deniz çok söylenmedi değil mi? Hayır, hayır. Senin canını sıkacak bir şey mi söyledi? Sizin arkanızdan iyice döküldü. Ciddi ciddi aşıkmış. Yalan. Gözleri farklı parlıyordu. Galiba bu sefer zengin olduğu için değil. Beni de aradan çıkarmaya gelmiş. Arada da yolabildiği kadar yolacaktı. Sağ ol. Sayende direkten döndüm. Dönüş sarsmış sanki seni biraz. Kime ellerimi indirip tamam ulan sana teslim oluyorum dediysem sonradan tokatı patlattı. İndirme kızım elini cız işte. Ben bu Sedef'i tanımıyorum pek. O Sedef kedi gibi aslında. Kilometrelerce uzağı bırak, koşu koşu diri dışarıda geri gelir. Çok şey de istemiyor aslında, sevilmek istiyor. Sevilmek istiyorum. Seviliyorsun. Vallahi bak, ben gerçekten hiç sevilmedim. Yani böyle karşılıksız, sebepsiz olmadı işte. Kim seviyordur sandıysa
hatlarımı karıştırıp gitti. Böyle ben çok acı çektim ama çok sevdim, çok sevildim demedim hiç. Allah'ın lensine bak sen ya. Yaraların kabuklarını sıyırıp defolup gittin. Bırak sözü dökülsün. İçinde kemikleşmesin. Kanı yoksa kanasın. Sonra kabuklansın. Soyulsun. Tekrar kanasın. Merhem neredeyse onu arasın. Ama kendi kendine iyileşsin. Seninkiler iyileşti mi? Belki zamanla. Nefes aldıkça ümit var diyorsun. Ne yapıyorsun Leyla? Hiçbir şey. Nereye gidiyorsun? Bırak beni. Ya. Bırak beni, gideceğim. Leyla! Ya lütfen. Nereye gidiyorsun Allah'ım Leyla? Allah'ım bırak, gideceğim Leyla. Lütfen. Leyla. Karıkoca meseleyi hallederiz. İyi geceler efendim. Gitmek mi istiyorsun? Peki. Zorla güzellik olmaz. Madem söylediklerimi unuttun, hatırlamıyorsun. Madem her şeyi göze alarak gitmek istiyorsun. Her şeyin üstüne yemin ederim. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yalvarırım bırak. Benim hiçbir zararım dokunmayacak sana. Lütfen yeter ki bırak, ne olursun. Lütfen. Onu sırtımdan bıçaklamaya çalışmadan önce düşünecektin. Eğer Cengiz'in bir sonraki hamlesini bana söylersen belki seni azat ederim. Bilmiyorum.
Annemin üstüne yemin ederim bilmiyorum. Hiçbir şey. Keşke bilseydin. Olmuş mu? Tabii ki olmamış. Bunu nereye koyuyoruz? Kafama. Konfetiler nerede? Geldim. Relax hanımlar. Mira, ne kadar sonra buradasınız? Ha, tamam tamam. Arkadaşlar hadi hızlanalım, geliyorlar. Yeni geldim. Tamam, sen de şunu atsana. Tamam. Oh, şahane koktular. İyi hatırlattınız, hemen çıkarayım. Ben halledeyim mi? Yeni geldim. İyi, diğerlerin arasına koy ağacın altına. Hoş geldin Yaman, geçmiş olsun. Vay Recep abi, sağ ol sağ ol. Allah başka sıkıntı göstermesin, bunu unutturmasın. Amin amin inşallah abi. Sağ ol. İşte böyle. İşte bu. Ay yine bir aslan hatırladı ya. Sen daha dur. Senin yeni spor salonuna gelecek misin bakalım? Bunun rüyasında siz evli misiniz, o ne olacak? Sana da makara yapacak malzeme çıktı. Aman da aman ya, ameliyathanede kıçı açıkta kalmış. Donmuş donmuş uydurmuş. Oğlum bir kere de katı bırak ya, bir kere ya. Gelecekleri bildiği için en acısız yolu seçti. Kendi ipini çekti. Artık arkamda en ufak delik istemiyorum. Hepiniz iyice düşünün. Atladınız. Aklınıza gelen bir şey olursa beni arayın. Polislere 1000 defa anlattım zaten. Şimdi de size işte. Ben de vallahi ne biliyorsam söyledim efendim. Aslında bu mevzu kapansa da bu travma unutulsa. Çıkabilir miyiz?
Sen kal. Alo. Neredesin? Çıktın mı sen? Evet, evdeyim. Gelecek misin? Görünmeyeyim seni. Nadir Bey'in evinden çıktım. Uğrarım. İyi, hadi gel, bekliyorum. Çıkmış mı yavrum? Hadi gözünüz aydın. Geçmiş olsun. Eyvallah. Oğlum, dursan alan iki lafın beleni kırsaydık. Başka zaman. Eyvallah. Abi, Leyla niye yok meydanda? Kafa izni aldı herhalde, he? Belki Nadir Bey bir şey yapmıştır. Olamaz. Ulan abi, var ya, sen Nadir Bey'den hepimizden çok korkuyorsun ha. Canını seviyorsan sana da tavsiye ederim. Yoksa bu Nadir Baktıroğlu, senin yıllarca ödünün koptuğu Turunç Nadir Bey. Ne diyorsun lan sen? Abuk subuk konuşma. Leyla'yı götürürken ağzından kaçırdın. Turunç Nadir yapılanı affetmez dedim. Öyle mi dedin? Farkında değil. Zaten Kenan da seni onunla tehdit ediyordu. Bana bak. Başkalarının yanında da böyle söyleyip insanların aklını karıştırma. Yok mu ya, bir aramızda konuşuyoruz şurada ya. Boş konuşuyorsun. Neredesin? Evdeyim. Yalnız mısın? Evet, ne oldu? Seni özledim. Alo? Şimdi. Ne demek o? Bir öpücük alıp gideceğim ya. Çıldırdın mı sen? Geri dön hemen. Garajdan eve giriş var mı? Evet. Gel hadi. Bir şey getireceklerdi. Onu. Tabii efendim. Thank you.
Delirdin mi sen? Hayır, özledim. Kapattım. Sen ne cesaretli. Seni özledim. Sude Hanım. Yetmedi. Ama idare eder. İyisin sen. Kapıya bir şey bırakmamışlar efendim. Öyle mi? Yanlış anlamışım herhalde. Dikkat. Fırından yeni çıktı. Çok sıcak. Ellere dikkat. Bitirdiniz mi? Kaç eksiği var, üstünden geçeceğiz. Yağman mı? Oğlum yapmayın, maskara ettiniz beni ya. Ya aksiyonu bol, duygusu yüksek bir giriş oldu. Sayende Altın Koy'a yarışır bir başlangıç yaptık. Ya iyi ki vurulmuşum. Şşşt, aa, şakası bile kötü. Aa, ben de mi varım? Her süper kahramanın bir yardımcısı vardır. Altın Koy'a dair her şey var. Yalnız şimdiden anlaşalım gençler, Sedef Kaya'nın ihtiraslı hayatını sizi çerez yaptırma. Aynen ya. Yani kesinlikle özellikle fiyaskolar, rezillikler, efendime söyleyeyim devlet sırları falan kesinlikle yer alamaz. Yaman'ın olayıyla başladığına göre herhalde geçmişe sünger çekmişsinizdir. Oo, başka? Hanımlar isimler farklı olacak sanki. Çizin abicim. Özgür kalem susturulamaz. Oo. Ay. Afiyet olsun. Hey, satışa geldik. Ay kızma aşkım ya. İkisinin de hizmet ettiği noktalar farklı. Üstelik bunlar yenilebilir cinsten. Hiç alınmadım vallahi. Sultan Hanım'la her şeyden bol bol yaptık. Kurabiyelerden yılbaşına da rica edebilir miyiz? Tabii, seve seve. Aa, sen evde misin üzerine? Teklifleri açığım mı hala? Sizde ne var ne yok? Bizim tayfa bize toplanıyoruz. Yalnız benden söylemesi bu sene Altın Koy'un kalbi bizim evde asacak. Bizimki hariç. Yani babam bu sene bu evde öyle sakin, sessiz bir yılbaşı kutlayacak. Ben de uyumam. Selim abiden yana kutlanıyorum. Aslan oğlum ya. Sen önce bir Miran'ın planını dinle istersen. Hiç önemli değil ya. Maksat eğlencesi, zaten her yerde eğleniyoruz. Üstelik bu sene ben de inziva takımındayım. İnziva ha? Yazdım kenara. Ya biz de bu sene gönül alırız ha? Little little in the middle. Biraları gider, karnımızı doyururuz, sonra buraya geliriz. Anladım. Yılbaşını babamla geçiririz, sonra da Azma'ya gideriz. Budur, çok iyi fikir. Ben geldim. Ben... İzninizi isteyeyim. Ne oldu? Ya Kenan'la görüşeceğim de. Ben de onunla bir ara konuşmak istiyorum. Tamam abi. Tamam. Hadi. Aa, ver bakayım. Ya benim değil, Uzay'ın. Aa. Hep ben. Yok ya, sırf sen değilsin, herkes var. Bütün karakterleri çizdim. Çok güzelmiş. Maşallahın var cüce. Kefeni yırttık. Kahraman olmak bunu gerektirir. Sen de başlama ya. Nasılsın oğlum? İdare eder. Vaktin var mı? Anlaşıldı. Mevzu derin. Özlemişsiniz. Bak şimdi ikna oldum işte. Şimdi içim rahat etti. Beni darladığına göre tamamen iyileşmişsin demektir.
Ya hadi bakalım abi kardeş tatlı tatlı konuşun. Merak etme Nevin Hanım. Sinirlenip ters bir şey yapacak değilim. Herhalde o ne biçim laf. Hadi gel. Görüşürüz. Görüşürüz hadi. Telefon kapandığında bitti dedim ya tamam dedim Kenan gitti dedim. Aynı şeyi ben de seni ambulansa koyduklarında düşündüm. Böyle yüzünün feri gitmiş kan içinde kıpırdamıyorsun. Kardeşlik başka. Hep son konuşmamız geldi aklıma. O telefonla bile hırlaşıyordun. Senin tarzın bu. Senin sanki. Söyle söyle içinde kalmasın. Bu sefer kredin sağlam. Abi be. Sen de şu zincirlerinden kurtulsan artık. Kolaydı. Ya zor olsun ya. Acelemiz mi var? Altınkoy'dan bakınca dünya güzel tabii. Ya ben de geçen seneye kadar Tozludere'den başka bir yat olduğuna inanmazdım. Büyük balık olursan ol ne fayda? Denize açılamazsın. Sana buradan başka dünya yok derdim. Ya hayallerim cebimdeki param kadardı. Akbilimin bittiği yerde dünya da bitiyordu benim için. Vizyon meselesi. Bana göre gerçekçi olmaktı. Ama haklısın hayat öyle değil. Biliyorum. Hiç olmaz dediğin şey oluyor. Şartlar değişiyor. İşte o senin için geçerli. Değil. Ben Tozludere'den çıktım ama aklım hala annemde senden. Yani? Yani sen de çık. Eğer inşaatta çalışacaksan da git başka yerde çalış. O adamdan uzak dur. Bak o herif çok karanlık. Tehlikeli. Sonunda seni de yutar. Sen ne düşünüyorsun? Kenan pisliğin içinde temiz kalamazsın. Eninde sonunda o herifin maskesi düşecek. O sırada sen yanında olma. Ben onun yanında değilim zaten. Ya o zaman al voltanı. Ya senin gibi adama başka iş mi yok ya? Onun için de çalışma. Cengiz seni boşuna mı rehin aldı? Nadir'in sana bir yatırımı var. O herifin her adımı planlı. Seni kara kaşına gözüne tutmuyor yanında. Ya varırım abi. Uzak dur. Hatırım için. Başka iş bul. Yolda bile karşılaşma. Gerekirse taşın. Ulan Tozludere'nin tozunu solumazsam ben bozulurum ya. Bak. Düşünsene yeni yıla böyle tozsuz topraksız ve sıfır kilometre bir giriş yapmışsın. Fena mı olurdu? Hayal kurdurma lan. Ya sen bir iste gerisine bakılır. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Sağ ol. Anneciğime de selamlarını ilettik. Eksik olmayın. Son teyzeciğim sağ ol. Selim Bey, 4 tane paket daha geldi. Onları da koyayım mı ağacın altına? Bilmem ki artık üstlerinde isimleri var mı? Evet, ikisi Yaman'a, ikisi de Mert'e geldi. Kimden gelmiş? Bilmem ki artık. Ya abi yapmayın çok mahcup oluyorum ya. Hadi hadi bırakın saat tekerle de açın bakalım. En sevdiğim şey gündüzden gelen yılbaşı. Şunlar da benden. Ya ne gerek vardı ya niye zahmet ettiniz ya? Aç aç inşallah beğenirsin. Vay. Senin zevkine güveniyorum teyz. Kesin tarzını konuşturmuşsundur. Ver bakayım bu bana da yakışır. Oğlum kendininkilere baksana ya. Allah Allah.
Tok evini aç gezisi. Gönlü geniş benim yeğenimin. Ne yapsın, bana çekmiş. Vallahi bu sene de donanalım diye donalmadığına çok sevindim. Nankör! Ya abi çok teşekkürler. Harika şeyler almışsınız. Üstünde paralarsın. Bayıldım. Güle güle gideceğim. Bunlar da bizim mi? Aa, açma açma. Bunlar Eylül ve Miran. Neyi düşünmüşsünüz ya? Ya ne kadar ince bir insansınız Selim Serez ya. Yani kadın ruhundan ne kadar iyi anlıyorsunuz, hayranım valla. Bak zevzekliği de sen sevgine ne aldın onu söyle. Benim işim çok basit. Eylül sağ olsun liste yapıyor. İşlerinden birini rahatlıkla seçiyorum yani. Aa, çok iyi fikir. Hata payı sıfır. Sıfır. Sen ne yaptın? Biz bu sene hediye almamaya karar verdik. Aa, olur mu öyle şey? Ya ben bu sene hiç çalışamadım ya. Oğlum söyleseydin ya, açardık bir kredi. Ya ben söyledim. Ben söyledim ya, Masbank hizmetinizde dedim. İstemedi. Gururlu çocuk, ne yapsın? Ya yok ondan değil de, ya ben böyle illa almak için almayı sevmiyorum. Bir emek gösterdiğim hediyeyi vermek daha çok hoşuma gidiyor. Yaptın mı öyle bir şey? Yani, düşündüm bir şeyler. Tamam, sıkıştırma işte. Bir sürprizi var bekliyorum. Anne ne haber? Gamze Hanım aradı, onunla konuştum. Ne diyor? Yeni buldukları yabancı bakıcı memlekete gitmek zorunda kalmış. Bu gece cana bakar mısın diye aramış. Ben de seve seve kabul ettim. Harika. Şahane olmuş. Ben de çok sevindim. Bebeğe alışayım diye şimdiden gidiyorum. O zaman biz akşam oraya uğrarız. Ya evet, biz de Eylül almaya gelecektik zaten. Tamam o zaman, gidiyorum ben. Görüşürüz. Hayırlı uğurlu olsun Nevin Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Bol şans. Allah utandırmasın. Her şey hazır. Kanalla konuştum. Okey verildi. Yaşasın. Şahanesin. Ben zaten burada olacağım. Her şeyi organize ederim. Nasıl ya? Sen bizimle olmayacak mısın? Bu endersiz ilk yılbaşı geceleri. Onlar aile arasında kutlasınlar diye düşündüm. Ben de zaten kendimi huzursuz hissederim. Aa, çok tatlısın. Ama Selim'le konuştuk. Oradan çıkınca bana gelecek. Biz de geceye baş başa devam edeceğiz. Umarım senin için de çok güzel, mutlu bir yıl olur. Bana yaptıkların için de çok teşekkür ederim. Yardımların için. Gökhan! Hiçbir zaman sana layık bir hediye alamayacağımı biliyorum. Seni seviyorum. Anne! Anne! Bir şey soracağım. Bu elbise beni şişman mı göstermiş sence? Bana bu soruyla gelme Beren. Cevabını biliyorsun. Of anne ya! Hayatım sen her halinle çok güzelsin. Ama zayıf ve güzel olmak istiyorsan biraz boğazını tutacaksın. Bir kere de ama demeden önce keşke iyi bir şey söylesen. Ha yine ben mi suçlu oldum yani? Çok teşekkürler. Selam Barış'cığım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi seneler. Hoş geldiniz. Çok yakışıklı olmuş. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi seneler Suriye'cim. Bu sene saz arkadaşlarımı getirmedim. Asıl ders denilen o cambaz ne yapıyor?
İnşallah onu da yanında getirmedin he? Yok canım, uzak olsun. Mahkeme tarihini bekliyor usul usul. Abi, ben ondan bir numara bekliyordum ama. Merak etme Selim, o işi gayet güzel hallettim. Bravo, bravo. Hadi eğlencenize bak. Bu saçındaki ne Allah aşkına? Nesi var? Ucuz bir şey yani. Aa. Ben bu tasarıma dünyanın parasını verdim. İnanılmaz değerli bir parça. Öyle mi? İyi peki hadi. Özel Bey, hoş geldiniz. Güzel hediye. Ya çok sağ olun. Ben size borcumu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hayatımı kurtardınız. Aman delikanlı. Gençler kendine dikkat etsin. Bizim için en büyük hediye odur. Değil mi Asım Bey? Tabii, tabii. Çok sağ olun. Asım Bey, size de çok teşekkür ederim. Beni de düşünmüşsünüz. Gerçi daha hediye açmadım ama. Sen bizim ailemiz için çok önemlisin. Yaman! Tabii seni düşüneceğim. Sağ ol. Hadi hadi toplanın millet, son saatler. 2014'ün son selfisi. Çok selfie yaptım sana, çok. Hepimizi alıyor mu? Geri çekiyorum, kımıldamayın. Bize de ya. Ay yolla yolla, hepimize yolla. Ay ne güzel. Yıllar. Söyleyeceğim, kız yıkılıyor. Karıştırayım ceden. Can bebek gelmedi mi bu akşam? Bu akşam Yaman'ın annesi bakıyor. Ay harika. Evet, sonunda hayatımız kurtuluyor galiba. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Tanrım seni korusun, kem gözlerden saklasın. Artmasın saçını şu geçen zalim yıllar. Artmasın saçını şu geçen zalim yıllar. Yeni yılın kutlu olsun. İnşallah yeni senede hep birlikte oluruz. Sen güzel bir kelebek, sen nadide bir çiçek. İşte benim ömürlük hediyem.
için oldu. Aldım seni. İnanayım mı? Bundan sonra bir elim kapıda olmayacak. Yerim yanın olacak. Yaptığım hataları da tekrarlamamak için unutmayacağım. Geçen sene bu zamanlar sahilde yalnız başımaydım. Ama aklım hep burada sendeydi. Ben de belki gelirsin diye pencerede seni bekliyordum. Bir daha hiçbir yeni yıla sensiz girmeyeceğim. Bana hep böyle bakmanı sağlayacağım. Sevinirim. Yoksa halim harap. O rüyandaki kıza dönüşebilirim. Asla izin vermem. O kız çok mutsuzdu. Ben senin yüzüne güldüreceğim. Bak. Bu resmi hafızana kız. Benim baktığım güzelliği gör. Sana verdiğim sözleri hatırla. Senin gözlerinden güzel aynam var ya. Ben seninle bir şeyim Mira. Seninle kıyağım. Seninle yiyeyim. Bana dünya seninle güzel. Bunları hiç unutmayacağım. Bunu da çantamdan çıkartmayacağım. İleride daha güzelleri. Bundan daha güzeli yok. Aslında benim de sana bir hediyem var. Biraz. Ya merak etme, öyle çok maddi değeri olan bir şey değil. Ne? Şimdi söylemem. Ya. Yılbaşına girerken söyleyeceğim, saat 12'de. Adaletin hakim olduğu bir yıl bizlerin olsun. Ve yeni yılın ilk şarkısı benden tüm değerli izleyicilere gelsin. Şimdi sizleri çok özel bir hediyeyle baş başa bırakıyoruz. Hani? Thank you.
Bir de... Sadece iki tane bastırdım. Bir tanesi senin için, bir tanesi benim için. Mutluluklar. Ben çok şanslıyım ya. Ben çok şanslıyım, çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Ben daha çok. Asım Şekip Kaya'dan 10 numara 1000 yıldızlık bir hediye. Ya gerçek mi bu ya? Bugün yaşananların hiçbiri rüya değil. Bu da benim hediyem. Abi halletmiştik biz. Bu başka. Hem de çok başka. Asım Bey'den böyle bir jest gelince altında kalmayayım dedi. Çok sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah'ım nasıl bir gün bu ya. Falan da yazmıyor. Annen ne oldu acaba? Annem kaşık oluyordu. O içinde birden fazla şey var. Ya aç bakalım. Dokunma, dokunma, elini sürme. Denize geçtiyse bana bir şey olmuş demektir. Bu kutu Nadir Batturoğlu'nun sevgilisidir Cengiz. Thank you.
Kazım Bey. Yeni yılda ortaklığımızın daha güçlü olması dileğiyle. Bizi bağlayan güçlü bağlarımız. Sonunda Nadir'in ipi elimizde. Hikayenin sonu.